Evet, merhabalar değerli gurmeler. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin bahçesindeyiz şu an. Burada yıllarca bizim de ODTÜ'deyken, okurken kullandığımız Mercedes Emektar 302 otobüslerle başlıyoruz görüntülerimize. Dışarıda Şanlıordumuz tarafından geçmişte kullanılıp daha sonra üniversiteye, müzeye hibe edilen jet uçaklarını ve taşıma uçaklarını, kargo uçaklarını görüyoruz. Bir tane de kara trenimiz var, lokomotifimiz. 302'nin ne kadar karakterli bir ünü var, değil mi? Şu tasarımla aslında ve 2018 teknolojisiyle geri dönse bence çok güzel iş yapar. Gayet güzel iş yapar. Şimdi otomobillerin bulunduğu kısım müzede şu kısımdır. Girelim bakalım içeride neler var. Öncelikle karşımıza Anadolu çıkıyor. Tutmayan, maalesef yürütülemeyen milli otomobil devrimden sonra Koç grubunun İngiliz Reliant firmasından aldığı teknolojiyle ürettiği ilk seri üretim yerli otomobilimiz Anadolu. Ve burada pek çok birbirini takip eden model yılına ait Chevrolet'ler bulunuyor. 1947 ile başlıyor. Bicolor gayet güzel yakışmış. Unicolor olarak bir 47 daha var yanında. Ardından 53 model geliyor. 54 ve bundan sonra efsaneler başlıyor. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sonrası altın yıllarını yaşadığı dönemin muhteşem efsane otomobilleri 55 Chevrolet, ardından 56, biraz daha yumuşak bir yüzü vardır 55'e göre ve benim bu model yılları arasında en sevdiğim 57. Roket gibi böyle kaputunun üstünde detayları vardır. Böyle çatık kaşlı farları, böyle dişlere benzeyen ön ızgarasıyla çok çok severim 57'yi. 58 modeli önde bulunan ikili far takımından ayırt edebilirsiniz. Ve 59 geliyor. Buradan itibaren, 58'den itibaren impalalar başlıyor. Müzede peki başka neler var? Bir Anadolu pick-up hibe edilmiş. 59 model bir Simca. Bunlar daha mütevazi otomobiller. Demin gösterdiğimiz Chevrolet'lerin birebir rakibi olan Ford Fairlane. 65 model bir Fiat ve ardından gene otomotiv tarihinin sayılı önemli modellerinden biri olan Citroen Döşova. İki tane at anlamına gelir. İki atın çekip götüreceği yükleri taşıyacak Fransız halkının otomobili olarak Charles de Gaulle tarafından ısmarlanan ve onun talimatıyla üretilen çok özel bir otomobildir. 1980'li yıllara kadar üretildi, 1940'lı yılların sonunda. Ve hemen yanında
Anadolu'nun çok özel bir modelini görüyoruz. Böcek. Türkiye'de üretilen ilk ve tek mini mog tarzı araçtır. Bir eğlence aracıdır kendisi. Burada bir NSU, eski ta Nazi dönemlerinden kalma bir Alman motosikleti ve 1949 model bir Citroen Traction Avant. Seri üretim ilk önden çekişli otomobillerden biridir kendisi. Motoru şayet marş basarak çalışmazsa şuraya taktığınız bir manivela vasıtasıyla çevirerek marş alabilen bir özelliğe sahiptir kendisi. Ve ardından 1955 model bir Pontiac geliyor. Küçükken bunlara daha İngilizceyi dört dörtlük bilmezken Pontiac derdik. Hala da böyle diyen kişiler var. Ama biz buradan doğrusunu söylemiş olalım. Pontiac'tır bu aracın adı. Sonra 1952 model bir Oldsmobile. Ön camın üstünde bulunan güneşliği yahut siperliği bu modeli karakteristik yapan özelliklerden bir tanesidir. Ve eskilerin büyüklerimizin dolmuş olarak bildiği 1948 model bir DeSoto ile devam ediyoruz. Strapontenli dediğimiz uzatılmış şasiye sahip, kapıları suicide doors tarzı ters açılan bir modeldir. Burada bir Massey Harris traktör var. 1952 yılından. Ve orta tarafta ülkemiz otomotiv tarihinin en önemli mihenk taşlarından biri olan devrimi görüyoruz. Keşke sabotaja uğrayıp benzini bitip ortada kalmasaydı. O zaman bizim 60'lardan itibaren gelişen bir milli otomotiv sektörümüz olabilecekti. Burada 110 kasa bir Fintail görüyoruz. Mercedes S serisinin erken jenerasyonlarından bir tanesi. 220S. Ve hakikaten kırlangıç kuyruk lakabını hak eden bir güzellik kendisi. Ve burada göstereceğimiz son otomobil ise 108 kasa kodlu Mercedes S serisi 280S. O da Mercedes tarihinin en başarılı tasarımlarından birine sahiptir. Otomobil gurmesi ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nden sundu. Herkese sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İki tane